Sevgili dostum, ben de seni bekliyorum. Her şey Amerika Devlet Başkanı Abraham Lincoln'un General Luigi Palma di Cesona'yı Kıbrıs Başkonsolosu olarak atamasıyla başladı. Kıbrıs'a konsolos olarak atanmadan önce eski eserlere olan ilgisinin de çok olduğu biliniyordu. Bugün dünyanın birçok ünlü müzesinde sergilenen eserler, Cesona'nın o dönemde Kıbrıs'tan götürdüğü eserlerdir. Yapmış olduğu kazılar amatörce olsa da ele geçirdiği bulguları bir kitapta toplamayı başarmıştır. Her şey Cesona ile başladı ama Cesona ile de sonlanmadı. Bir şekilde bu kazılar devam etti. Cesona o günün koşullarında kendince yasal bir pozisyon yaratarak ve bedellerini ödeyerek bu eserleri yurt dışına götürmeyi başardı. Ancak geçen yıllar içerisinde birçok kaçak kazıyla birlikte yine bu eserler, adamıza ait eserler yurt dışına kaçırılmaya devam etti. İşte bundan yola çıkarak bizler uzun yıllar bu eserlerin nerede olduklarını, nasıl sergilendiklerini, nasıl götürüldüklerini araştırdık. Ve tabii bu arada özellikle seramik eserler üzerine deneysel araştırmalar da yapmak durumunda kaldık. Yani o dönemin tekniğiyle ve malzemesiyle bunlar nasıl üretilebilir üzerinde epeyce çaba sarf ettikten sonra belli bir doyuma ulaştık. Bu noktadan hareketle ülkemizde en azından yasal koşullarda, bugünkü koşullarda getirmemiz mümkün olmadığını bildiğimizden dolayı bulundukları noktadan uzak diyarlara götürülen bu eserlerin kopyalarını yaparak oralara kazandırmak düşüncesiyle yola çıktık ve bu sempozyumu düzenlemeye karar verdik. Ortaya çıkan eserler gerçekten bu hazinelerin ülkemize geri dönüşü için sembolik de olsa bir adımdı. Küreselleşen dünyamızda her şey sıradanlaşırken Kuzey Kıbrıs'ta izlediğimiz bu etkinlik, özlediğimiz, hasretini çektiğimiz bir kültürel içeriği tüm boyutlarımızda karşımıza biçimlendiriyor. Pişmiş Toprak Sempozyumu gerek birincisi gerekse ikincisi bize örnek, geçmişine saygılı, yaşadığı coğrafyanın arkeolojisine, geçmiş uygarlıklarına çok güzel göndermeler yapan ve Kıbrıs'ın yitirdiği kültür değerlerine ya da bağrında bulunup yad ellere gitmiş seramik zenginliklerini tekrar kazanmayı çok güzel bir çerçevede başarıyor. İnsanın doğasına en yakın olduğuna inandığım ateş, su, hava, topraktan oluşan belki pişme geleneği yolculuğu anlamında da kil ve seramik hafızasını alıp insanlığa dair bütün yaşam öyküsünü içinde saklıyor. Bu gizemli yanıyla kil materyal benim için çok heyecan verici bir araç. Yaratıcılığımızı, geçmişten gelen mirası,
bugünü ve yarını biçimleyebilmek için bizler oluştururken muhteşem olanaklar sunuyor bize. Bu tür etkinliklerin ve sergilerin, workshopların topluma, insanlara ve gelecek nesillere çok ciddi, çok önemli bilgiler aktardığını ve bu bilgiler ışığında çok ciddi faydalar sağlanacağını düşünüyorum. Ve burada olmaktan çok mutluyum. Ve böyle güzel bir ambiyansı olan muhteşem bir yerde bulunmak ayrı bir keyif veriyor. Bu proje o kadar önemliydi ki ilk başta bu Kıbrıs'ta çıkan ve daha sonra İngiltere'de ya da İsveç'te bulunan tarihi eserleri bir şekilde Kıbrıs'a gelmemiş olsa bile Kıbrıs'ta replikalarını görmek isteği vardı. Eğer dün rastladığımız bulgudan sonra tahminlerim gerçekten doğruysa bunca zamandır aradığımız tam da ayaklarımızın altında. O halde hemen kazmaya başlasak iyi olur. Bu çıkan eserleri müzelerde gördükten sonra birebir kopyalarını göz göze geldikten sonra diyeyim, onlarla o kadar yakın hissettim ki kendimi, bir şekilde çamura bunları dökerken zannediyorum o ruhu vermek diye bir şey var. O ruhu vermeye çalıştık hepimiz. Kıbrıs ve dünya mirasını korumak adına yapılan bu projede yer almak benim için onur ve aynı zamanda bir kariyer oldu. Bu projenin hemen akabinde ikincisinin gerçekleştirilmesi bize daha da güç verdi. Burada olmak son derece onur verici. Bu projede yaptığımız işlerin belki de Kıbrıs adına kaçırılan işlerin tekrar ana vatanına döndürülmesi konusunda bir basamak olabileceği hayalini ben her zaman yaşatmak istiyorum. Beyefendiler, yaşadığımız tüm talihsiz olaylara rağmen bugünkü keşfimiz gerçek bir mucize. Mezarların daha önce ganimetçiler tarafından açıldığı aşikar. Yine de bunu yaparlarken pek de iyi bir iş ortaya çıkartamadıklarını söyleyebiliriz. Kültürlerin ve kültür varlıklarının korunması, bunlara gençlerin sahip çıkartılması adına bu projelerin devamını diliyorum. Biz de sanatçılar olarak elimizden geldiği kadar bu projelerin gerçekleştirilmesi için her şeyi yapmaya hazırız. İngiliz sömürge döneminde İsveç arkeologlarının İngiliz izni ile ve Kıbrıs kanunları çerçevesinde Ayirini arkeolojik bölgesinde Neolitik çağdan kalma yerleşim merkezi kazılarından söylenenlerin doğrultusunda 2000 irili ufaklı eserler gün ışığına çıkartıldı. Bunların 200 sandık dolusunu İsveçliler kendi ülkelerine anlaşma nedeniyle götürüyorlar. Geri kalan parçalarda Kıbrıs Arkeoloji Müzesi'nde ve dünyanın değişik müzelerinde, ağırlıkla İngiltere'deki müzede sergilenmektedir. Önceden ifade ettiğim şekilde bu yurt dışına kaçırılan ve bizim olan bu kültürün halkımıza, işte bakın bu kültür
eskiye dayanan bir kültürümüz vardı. Bu kültürümüzün büyük bir kısmı yurt dışına kaçırıldı. Bunları biz istemeyeceğimize göre ve hatta istesek bile bize verilemeyeceğine göre, verseler dahi bize değil, tanınmamış bir ülke olduğumuz için karşı cumhuriyet cumhuriyeti kabul görülen Kıbrıs Müzesi'ne verileceği için biz en iyisidendi bunların bir imitasyon, gerçeğe yakın kopyalarını yapalım ve en azından bizden sonraki nesle somut bir şekilde gözlerinin önünde, yani fotoğrafta veyahut da ansiklopedilerde veyahut da televizyonda üç farklı şekillerde algılama şekillerinde göreceklerinde bizim yaptığımız bu doğruya yakın imitasyonla bir fiil gözlerinin önünde görmeleri için böyle bir mücadeleye girdik. Sanırım bu mücadeleyi de başaracağız. Çünkü yurt dışından gelen ve aynı konu ile mücadele eden seramik ve heykel sanatçılarımızın gayretleri ile de bize büyük yardımları sonucu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bundan sonrası ne olur? Onu şu anda söyleyemeyeceğim ama yaptığımız işin kalıcılığına inanıyorum. Belki de bu ilerisi için sanatın başka sahalarında da bir yön belirleyici olur. İYMM'nin başlarında bu işler bizim için dışarıdan bakıldığı zaman eski dönemlere ait, işte çanak, vazo vesaire gibi gelirdi oldu. Ve bu işleri biraz okuyup ve biraz bu işler üzerine çalışmaya başlayınca açıkçası bu işlerin çok üst düzey bir soyutlama olduğunu fark ettik. Ve bizi izlemeye gelen insanlar da bunları fark ettiği zaman hep beraber çok farklı duygular yaşadık. Özellikle burada çalışan sanatçılarla beraber. Ve bu açıdan bizim için çok öğretici, çok eğitici oldu. Dolayısıyla sanat ve kültür insanın insana bırakacağı en büyük miras. Ve bu miras içerisinde bir rol oynamak, Kıbrıs'ın bu konuda büyük bir bize bir verdiği büyük bir avantajla bu işleri gerçekleştirdik. Bir kültürde üretilmiş olan değerlerin o kültürün içerisinde kalmasını arzu ediyorum. Yani bu şey gibi düşünün, dedenizden kalan, atalarınızdan kalan bir takım değerlerin, bir takım mirasın çalınması gibi düşünün. Yani bir toplumun aslında kültürünün hafızasının silinmesi gibi düşünün. Ve bu hafıza silindikçe bunun üzerine koymayı düşündüğünüz değerler de eksik kalıyor. Ve bu çerçevede bu etkinliğin aslında buradan çalınmış olan, buradan götürülmüş olan, farklı ülkelerde sergilenen bu heykellerin aslında bir nevi ana vatanlarına tekrar dönüşlerini, tekrar gelmelerini temsilen bir çalışma. Ve bu çerçevede de bu temsili çalışma bile buranın ruhunun biraz daha farklı bir şekilde algılanmasına, bu değerlerin biraz daha günümüzde ön plana çıkarılmasına sebep oluyor. Belki, yani şayet olursa tabii ki bu eserlerin, işte farklı ülkelerin müzelerinde olan müze yöneticileri veya kültür bakanları veya kültür elçileri böyle bir etkinlikte kendilerinden alıp götürülen çalışmaların tekrar burada yeniden yapılıyor duygusu acaba onlara bir utanç duygusu veriyor mudur? Onu ben çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey söz konusu, yani biraz buna aslında işaret ediyor buradaki çalışmalar ve özellikle de böyle bir mekanda çalışıyor olmak, yani kendi
topraklarındaki üretilmiş olan bu kültürün, bu mimari yapısının ruhuyla birlikte şekillenmesi bence çok anlamlı bir etkinlik. Tabii bir de şu da var, yani mesela burada bu çalışmaların yapılıyor olması ve aynı zamanda da yapılırken buradaki insanların, buradaki halkın veya burayı gezmeye, görmeye gelen insanların bu işleri yerinde yapılıyor görmesi biraz daha böyle işin ruhunu yeniden canlanmasına sebep olan bir şey. Yani olmuş bitmiş bir eseri koymak değil de onun üretim süreçlerini de görüyor olmaları bence çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu işlerden sonra oluşturulacak olan işte bir müze oluşumu, yani buradan götürülmüş olan farklı ülkelerdeki müzelerde sergilenen işlerin yeniden farklı bir müzede bir araya geliyor olması, bence burada yapılacak olan bir müzede toplanıyor olması biraz daha böyle bu işi daha anlamlı kılan, biraz daha böyle ne bileyim bu işleri bir araya getiren bir duygunun sonucunda bu hafızayı tekrar oluşturabilmek, bu hafızayı tekrar yaratabilmek ve bizden sonraki kuşaklara da sahip çıkmaları gereken bir takım değerlerin göstergelerini oluşturduğu inancındayım. İlk etapta sadece seramik yapacağımızı zannediyorduk. Ama olayın çok 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 daha değerli bir görev için yapıldığını fark ettiğimizde biz de elimizden gelen bütün çabayı, bütün gayreti göstermeye başladık. Bir milletten kendisine ait olan bir şeyi alırsanız yavaş yavaş tarihiyle beraber bir takım benliklerini yitirmeye başlar. Ve bu projede bununla alakadar bir şey. Benliklerini geri vermek adına yapılmış çok kutsal bir yola çıktık. Kaçırılan bir kültür var, yok olan, burada olmayan bir, olup da sonradan yurt dışına gönderilen bir zenginlik var. O zenginliği biz öğreniyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz, kopyalarını üretiyoruz ve bunu toplumla paylaşıyoruz, dünyayla paylaşıyoruz, arkadaşlarla paylaşıyoruz, arkadaşlık ilişkileri, dostluklar gelişiyor, paylaşımlar bir o kadar daha olayı zenginleştiriyor. Burada beni etkileyen en önemli şey özellikle vakıflar idaresinin denetiminde ve onun destekleriyle modern seramik üreticisi olan öğretim üyelerinin, hocaların, öğrencilerin birlikte geçmişe ait çeşitli biçimleri ve süsleri içeren vazoları üretmesiydi. Gerçekten bu beni çok şaşırttı ve çok etkiledi. Dolayısıyla burada bir konferans vermek, bazı bilgileri aktarmak üzere gelmiş olan ben, aynı zamanda Kıbrıs'la ilgili bilmediğim pek çok şeyi de burada öğrenmiş oldum. Bu örnek girişim sanırım yakın coğrafyalara da yakında benzerlerini yapma konusunda teşvik edici bir motivasyon sağlayacaktır. Dilerim aynı örnekler deneysel arkeoloji açısından, sempozyum içeriği açısından ve başarıları açısından ciddi örnek olsun. Bu örneği Türkiye'de de görmek istiyoruz. Yavruvatan Kuzey Kıbrıs coğrafyasında bu denli kültürel içeriği, çerçevesi sağlam, katılımı gayet samimi, büyük bir heyecanla, içtenlikle ortaya konmuş değerleri herkese açan bu organizasyonun
kıtalar aşan bir yapısının da olacağını gelecekte hissediyoruz. Hep birlikte üretiyoruz ve gelecek nesillere kopyalarını bırakacak şekilde uğraş veriyoruz. Gönüllülük esasına göre yapılan bu çalışmaların sonucunda yüzlerce eser kazandırılmıştır ülkemize. Daha bu ilk yıldan. Gelecek yılları düşündüğümüz zaman insanlarımız daha da güzel eserlere kavuşmuş olacaklardır. Ve 10 yıl, 100 yıl sonra geriye dönüp bakıldığı zaman bu dönemde yaşamış insanların daha önceki dönemlerde bu ülkeden kaçırılan eserlerin bu ülkelere kazandırılmasıyla uğraş verildikleri konusunda fikir ileri süreceklerdir. Ve Kıbrıs Adası'nın bu zenginliği daha da artarak tüm dünyaya ve halkımıza gösterilmiş olacaktır. Hepsinin farkında olacağız. Biz bugünü yaşayanlar olarak sadece bu ülkenin nimetlerini tüketenler olarak sahip değiliz. 12 bin yıllık bu dünya mirasının sahipleri aslında henüz daha doğmamış nesillerdir. Bunun idrakiyle hareket ederek bu projeye emek veren onca arkadaşıma da katıldıkları için teşekkürlerimi sunmak istiyorum.